Birinci çocuk olduktan sonra eşimin rahatsızlığı ortaya çıktı. Çok abi, zor. Abi bu denemli. Çocuk çok iyi değil mi ya? Çünkü bu arada dalga geçmiyorum ya. Gerçekten böyle bir şey varsa çok zor o çocuğu büyütmek ama yani zor bir şey aile için. Yani ama bebeğim komik. Daha Bok çok gibi küçüktü. mi? Doktorum, benim ilacım eşim. Her zaman eşim. 2009'da küçük oğlum rahatsızlandı. Doktorlar ha, küçük oğlu. Lösemi tanısı koydu. Ah canım yapılan ya. Tahliller sonucunda löseminin ilk evresi ITP hastası diye bir hastalık var. Şimdi bu dönemde tedavi görüyor. Burak hastalığını kullanarak bizi istediği gibi yönlendirebiliyor. Burak bunu hep cephe aldı bu yüzden. Kardeşine yeri geldi, cephe aldı. İşte sen onu seviyorsun, beni sevmiyorsun. Sonra oğlum. Ama Burak rahatsız olduğu için üzerine titremek zorundaydım. Burak sakın. Burak'ın iyi yönleri sadece bir teşekkür et bu diyeyim size. Burak'ın herhangi bir iyi yönü yok ki. Bir yerde komboyla vuruyordu böyle. Çocuğu sabitlemiş böyle böyle vuruyordu abi. Tokat manyağı yapıyordu orada. Burak! Burak her şeyi isteyen bir tavrı var. Burak hayırı bilmiyor. Hayır dedim değil mi? Hayır Burak. Oğlum. Git babandan al. Burak sinirlendiği zaman resmen böyle gözleri kıpkırmızı oluyor. Bana bak. Daha şimdi söylemedim mi onu ben? Bağırma lan. Okuldan herhangi bir öğretmen aradığı zaman korkarak açıyorum artık. Bakıyorsunuz okulda hiç dövmese iki tane üç tane çocuk dövüyor günlük. Burak bugün ikinci sınıfa gidiyor. Üçüncü çocuğu dövmüş. Günde üç çocuk niye döver bu yaştaki çocuk? Dört, beş hiç dövmese iki tane üç tane çocuk dövüyor günlük. Hiç dövmese iki üç tane indiriyor. Burak bugün ikinci sınıfa gidiyor. Dört, beş fark etmiyor onun için. Dördüncü sınıf, beşinci sınıf, orta bire giden artık onlara saldırır vaziyete gel. Okula gittiğim zaman öğretmen direkt diyor. Ben diyor 5 dakika önce uyardım, zil çaldı, dışarıya çıktık, içeri geldim, 3 çocuğu dövmüştü. Çocukta bir sevgi eksikliği olduğu için şiddete eğilimi var. Tamam sen karışma dedim. Yakındaşlar! Burak'ı da lütfen uyaralım. Çok zor bir şey oğlum ya, vallahi analık babalık ne zor iş ya. Bu evde birbirimize vurmak yok. Ha bir de bu çocuk garibim, hasta da yani. Buracığım, bak gözüm içine bakar mısın? Bu evin kuralları vardı değil mi? Anladım. Birbirimize vurmak, ya anne her zaman biliyoruz ya, niye söylüyorsun? Ama bu seni uyarmak zorundayım. Ya bu evde bağırarak konuşmak da yok. Burak. Bu evde bağırarak... Anne! Bu evde bağırarak konuşmak yok. Tekrar edersen seni mola köşesine götürmek zorundayım. Anlaşıldı mı? Canlıyız ya. Tekrar etti. Burak lütfen. Hayır. Hayır. Lütfen. Hadi kalk. Hayır. Lütfen. Hadi. Ya tepikolik bir dahakine paranormal bir şeyler yapacaksan bak. Efsane videolar var. Burak lütfen. Bağırmıyorsunuz. Bağırmıyorsunuz. Hadi gidiyoruz. Burak mola paspasına gitmemek için direnince Süper Dadı olaya müdahale ediyor. Nasıl edecek? Ne yapıyor yani? Teaser'la falan bayılacak mı? Bu Burak'ın ilk mola deneyimi olacak. Tamam bırakın. Odasının kapısını kapatın lütfen. Burak'ın öfkesi mola uygulamasında da ortaya çıkıyor. Süre başladı. Selam abi, izlermişsin, saniyede basıyor. Sevilay Hanım oğlunun bu durumuna dayanamıyor ve ağlamaya başlıyor. Ya ya gülüyoruz falan da inşallah... ya şeyine gülüyorum ben. Neyse açıklamayacağım. Böyle komik abi işte. Komik ya. Yazık ya. Ay şimdi güldüm, utandım bak. Burak lütfen. Sakin oluyorsun, tamam mı? Sen zayıf oldukça bu devam edecek. Bu öfke devam edecek. Anlaştık mı? Senin güçlenmen gerekiyor. Burak mola süren başladı. 8 dakika bu alanda kalabilirsin. Süper Dadı Burak'ın öfkesini dışarı vurabilmesi için ona müdahale etmiyor. Tepkilerini azalt lütfen.
benim babama ben böyle bir şey yapsam. Beni var ya kaza tutturup sikerek döver yemin ediyorum. Yani ben baba korkusuyla bunu yapamazdım mesela. Bu çocuk gene yapıyor yani. Göz kontağını kesmen gerekiyor. Ve süper dadı bu kriz anını anlatabilmek için harekete geçiyor. Gelin lütfen. Uuu bak da buldu. Bir oyun oynamak istiyorum. Bu oyunda çok hareketli bir oyun, tamam mı? Bak dikkatini o tarafa çektirecek şimdi. Şimdi bu oyunda yastıkları kullanacağız. Evet. Şimdi bu oyunun adı... Ağzına bir koyacağım. Öyle olmuyor abi. Yani bu psikolojik bir durum. Yani öyle şiddetle falan çözemezsin. Çocuk zaten şiddete meyilli. Yani buna şimdi izliyoruz oğlum. Sinirimizi atma oyunu. Tamam mı? Ve ben bak, çok sinirimizi sinirliyim. Atma oyunu. Ve sinirlendiğim zaman ne yapıyorum biliyor musunuz? Yastığa vuruyorum. Yastığa vuruyorum. Ay. Süper Dadı'nın uyguladığı bu yöntem işe yarıyor. Ve Buğra oyuna katılmak için dağıttığı eşyaları tekrar toplamaya başlıyor. Ya yerim lan. Vur 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 vur. Gel buraya. Evet vur. Onu da böyle vurabilirsin. Biz çok öfkeliyiz. Bak topluyor bir de lan. Yağmur. Yağmurlar yağıyor. Allah kahretsin. İki. Üç. Buğra dağıttığı eşyaları topladıktan sonra Süper Dadı'nın kurduğu oyuna katılmaya karar veriyor. Süper Dadı bu oyunla Buğra'nın öfkesini zararsız bir şekilde boşaltmasını sağlıyor. Birbirimize zarar vermeden sadece kağıtlardan öfkemizi alıyoruz, tamam mı? Oley! Oley! Evet! Şimdi yağmur! Hadi bakalım! Yağmur! Akşam yemeğinin ardından Burak, drama okulunda öğrendikleriyle ailesine Burak, küçük gezmeyi, bir gösteri yapıyor. Gezmeyi. Yalnız çok akıllıca ya taktik. Nereye gitmiş? Ve bu küçük gösterinin ardından uyku zamanı geliyor. Herkes uykuya hazır olduğuna göre... Aa uykuda çıldırıyordu bu akşam... Karanlıkta. Hikayeyi Sevil Hanım okuyacak. Tamam mı? Yarın da sen. Evet yarın da baba okuyacak. Gazete kağıdıydı lan onlar. Yalnız şöyle bir durum var. Uykuya geçtiğimizde siz geleceksiniz. Tamam mı? Tamam. Peki o zaman. İrfan amca adında yaşlı bir deniz feneri bekçisi. Bir tip iyi gece ve Süper Dadı'nın yönlendirmesiyle iki çocuğun da onların başına geçiyor. Ve... Her dediğim bilgi ve sırlar ve problem. Çocuk sonunda düzeliyor. Öyle. Sas 125-478 Prime'le abone olmuş. Hoş geldin Sas. Canımsın. KNSRI... Abi kısaltmaları böyle okuyorum yani. Prime'le 3. ayını yenilemiş. Selam abi izler misin? Saniyede başlıyor. 5. saniyede başlıyor demiş. Dur bir sırt sırta izleyelim de. Seninkini öyle geçelim. Şunu da alayım dur kafam karıştı şu kötü videoydu. Muazzam alkış başlangıcımız. Fark ettiyseniz artık son attığım videolar izlenmiyor. Kanalı öldürdünüz bilmiyorum neden izlemiyorsunuz ama. Yani...